Bakara suresi 154. Şeytan Allah'a sığınırım. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bunların şuurunda değilsiniz. Çünkü siz o boyutu göremediğiniz için, başka bir boyutta olduğunuz için farkına varamazsınız. Gene Ali İmran suresi 169. Allah yolunda öldürenleri sakın ölüler saymayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Yani cennettedirler. Tövbe suresi 52'de Cenab-ı Allah diyor ki, de ki şeytan Allah'a sığınırım, siz bizim için iki güzellikten, güzellik bayram, şehitlik veya zaferden birinin dışında başkasını bekliyorsunuz. Oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde size biz bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Bak, oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde, yani bizi sebep ederek Allah'ın size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Öyle siz bekleye durun, kuşkusuz biz de size de birlikte bekleyenlerdeniz. İnşallah. Ne olacak sonunda? Türkiye büyüyüp Turan olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Küfür yıkılıp viran olacak. Nisa suresi 69. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği ve peygamberler doğrular, doğrulayanlar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Ne iyi arkadaştır onlar diyor Allah. Şehitler için. Evet. Ali İmran suresi 140. Eğer bir yara aldıysanız o kavme de bir benzeri yara değmiştir. İşte o günler biz onları insan arasında devrettirip dururuz. Bu Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şehitler edinmesi içindir. Allah ben sizden şehit edineceğim diyor. Allah zulmedenleri sevmez. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar dünyasını satmış Allah'a. Ne? Ahiret karşılığı. Allah'ın rızası için satmışlar. Allah yolunda savaşsınlar, mücadele etsinler. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz diyor Allah. Ama bazı ahmaklar şehadeti bir felaket, bir acı, büyük bir bela, bir yok oluş olarak görüyorlar. Tam küfür aklı, bir facia olarak görüyorlar. Bu da onların ruhundaki cehennemin bir göstergesi. Şehadet bir sevinçtir, bir düğündür, bir bayramdır. Allah'tan bir nimettir. Allah hepimize nasip etsin. İnşallah. Şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyoruz. Tekrar tekrar Allah mübarek etsin diyoruz. İnşallah. Ve onlara imreniyoruz. Allah o güzel nimeti bizlere de nasip etsin. İnşallah. Bizlere de çağırsınlar, vesile olsunlar. Bizler de onların yanına gidelim. İnşallah. Bazı ahmak, cahil, görgüsüz insanlar şehadeti Türk milletine gelmiş bir felaket gibi görüyorlar. Bir bela gibi. Allah'tan nimet geldiğinin farkında değil. Allah'tan düğün, bayram geldiğinin farkında değil. Onun karşılığının cennet olduğunu, Allah'ın rızası olduğunu farkında değil. Şuram yandı, buram yandı, işte içim yandı, dışım yandı, bilmem ne diye. Bazı kendini bilmezler. Kur'an'a, İslam'a zıt konuşmalar yapıyorlar. Bazı kişiler için söylüyorum. Bu cehaletin bir eseridir. İslam'ı, Kur'an'ı bilmemenin bir eseridir. Yine Ali İmran suresi 170'te Allah kendi fazlından şehitlere verdikleri o şehitler sevinç içindedirler. Bak, sevinç, bayram. Öbürü ne diyor? Ciğerim yanıyor, oram buram yanıyor diyor. Burada ne diyor Allah? Sevinç içindedirler diyor. Sevinç, sevinç, bayram. Heh. Adam imanı yok ki adam anlatsın. Anlamıyor adam. Onlara arkalarından henüz ulaşamayanları müjdelemeyi isterler. Bizlere de bunu müjdelemeyi isterler diyor. Müjde, müjde. Bayram müjdesi veriyor. Şehadeti öyle görüyor Cenab-ı Allah. Öyle anlatıyor. Ki onlara hiçbir korku yoktur. Şehitlere hiçbir korku yoktur. Mahzun da olacak değillerdir. 171. ayette onlar Allah'tan bir nimeti, bir fazlı bolluğu, muazzam bir nimet ve bolluk veriyor Allah cennette. Ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. Allah diyor müthiş nimetler verdi diyor, müjdeliyorlar. Evet. Fakat biz duyamıyoruz. Adam dinsiz, imansız.
Vah vah ya diyor. Ciğer yandı, kafa yandı, beyin yandı. Evet. Mahvolduk, bittik. Yok oldu. İmha oldu o kafada. İmansız olduğu için bir türlü o kendi boyutunun dışındaki o boyutu kavrayamıyor. Kafası bir türlü basmıyor. Şehadetin düğün, bayram olduğunun bir türlü farkında değil. Müjde olduğunun bir farkında değil. Allah'tan bir lütuf, nimet olduğunun farkında değil. Bütün müminler Allah'tan o nimeti istiyor. Vatan, millet, devlet, bayrak adamı ilgilendirmiyor. Ama mesela bazen boş bulunur şehit ailelerinden, müminlerden, muttakilerden. Bu tarzsız sadır olabilir. O an için. Yoksa onlar son derece imanlı, mümin, muttaki insan. Onlar çünkü biz de şehit olmak istiyor diyor. On der mi yoksa? Değil mi? Demek ki bir nimet olarak görüyor. Ama hakikaten mesela boş bulunur o heyecanıyla. İşte üzüntü ve acıdan bahsetmiş olabilir. Bir zelle olarak, bir hata olarak. O ayrı. Ama o ne diyor arkasından? Vatan, millet sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Ben de olsa ben de giderim diyor. Ve şehit oldu diyor. Müjdeliyor yine. Bak müjdeliyor, şehit oldu. Öbürü ne diyor? Şehitlikte bir şey yok diyor. Şimdi aradaki büyük fark var. Ama boş bulunu böyle söylemiş olması bir şey değiştirmez. Çünkü şehit oldu dedikten sonra bitti. Şehit oldu dedikten sonra bitti. Zaten müjde demektir şehitlik. Cumhurbaşkanımızın şehitler hakkında konuşması var. Bütün şehit ailelerini tebrik ediyoruz. Evet, hepsini. Allah şehadetlerini mübarek etsin evlatlarının. Evet. Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah, inşallah. Ne mutlu şehitlerimize, evet, ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu şehitlerimize. Allah o güzel nimeti, o güzel müjdeyi bizlere de nasip etsin. İnşallah. Şehadet makamına ulaşmış olan bir şehidi bulunuyoruz. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu onun tüm yakınlarına. Peygamberlikten sonra en yüce makam. Güzel, doğru. Makamların yücesi olan böyle bir makama Ahmet kardeşimiz ulaşmış durumda. Bir başka konuşması daha var. Allah yolunda ölenlerin, biliyorsunuz, cennet karşılığında onların nefsini Rabbimiz satın alıyor. Ve onlar Allah yolunda öldüler. Dolayısıyla onlara ölüler demeyiz. Onların makamı zaten belli. Böyle yüce bir makam var mı? Rabbim bizlere inşallah aynı yolda şehadeti nasip etsin. Maşallah. Ve biz Allah yolunda, dinimiz için, vatanımız için, milletimiz için her an ölmeye hazır. Ta yola çıkarken ne dedik? Kefenimizi giydik ve yola böyle çıktık. Maşallah. Şehitleri Hazreti Ali karşılıyor, Hazreti Hamza karşılıyor, Hazreti Resulullah karşılıyor. Muazzam bir şölendir. Ve hayret ediyorlar, niye gelmiyorlar diğerleri. Ayette söylüyor. Bir boyut, iç içeyiz. Bütün şehit ailelerini tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin evlatlarının şehadetini. Bu yüce makamlarını tebrik ediyoruz. Allah yüce makamlarını mübarek etsin. İnşallah. Peygamberlikten sonra en yüce makama ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. O güzelliği, o nimeti inşallah bizlere de nasip eder. İnşallah. Allah yatak ölümü nasip etmesin. İnşallah. Şehadet nasip etsin. İnşallah. Ve bütün aslanlarımız bunun farkındalar. Bak düğüne gidiyoruz, düğüne diyorlar. Evet. Düğün ne? Şehadet. Maşallah. Mazluma zulmeden, vatan toprağımıza göz diken, Allahsız kitapsız PKK ile mücadele farz-ı ayın. İnşallah. Bütün müminler üstüne farzdır. Evet. Açık Allah'ın hükmü bakın. PKK ile mücadele bütün Müslümanlar için, bütün dünya Müslümanları için farz-ı ayındır. Evet. Direkt ecariyet. Bu hengamede
ulul emre itaat, ulul emre sıkı sıkıya bağ, farz-ı ayındır. Evet. Fitne ayyuğa çıkmış. Evet. Tayyip Hoca ile uğraşmak fitnenin ta kendisidir. Evet. Ulul emre ile uğraşmak fitnenin ta kendisidir. Fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Allah. Fitne katil. Aynen fitnedir yani. Bilakis ulul emrin etrafında sıkı sıkıya bütün millet olarak kenetlenelim. Deccaliyete karşı Allah zafer verecek, muazzam bir atağa geçelim. İnşallah. Bak Deccal tam muhasar etmiş vaziyette. Şu hengamda canla başla Allah, kitap, İslam için, Kur'an için, vatan için gayret eden Tayyip Hoca'ya zulüm yapmaya kalkmak, zalimlik yapmaya kalkmak, ayağına çelme takmaya kalkmak benim görüşüme göre açık, seçik fitnedir. Fitne de katilden beterdir. Her ne adı dursa olsun Tayyip Hoca kendini Allah'a teslim etmiş bir mümin. Dünyadan bir alıp veremediği yok. Sabahın erkeninden kalkıyor, akşamın bilmem kaçına kadar her şeyle ilgileniyor. Her konu ona soruluyor. Allah'tan kork. Niye ayağına dolanıyorsun ya? Yardımcı olmaya çalış. Tayyip Hocam'ı 2019'da küfre inat, İngilizlerin devletine inat kızdırmak için %70'lerle en az Cumhurun başına seçeceğiz. İnşallah.